Bugün çok değerli bir sanatçıyı konuk ediyoruz. Hacettepe Üniversitesi eski dekanlarından ve Türkiye'nin medarı iftiharı sanatçılarından biri olan Profesör Doktor Zafer Gençaydın'ı konuk ediyoruz. Hem kendisine hoş geldin diyorum hem de sizlere hoş geldiniz diyorum. Bugün bir yolculuğa çıkacağız. Bu çıkacağımız yolculukta Sayın Hocamın bize gözle görmek, gözle düşünmek konusunda rehberlik edeceği ve bizi götüreceği bir yolculuk var. Bu yolculukta akıl ve bilgiyi tartışacağız. Görmek ve görüşü tartışacağız. Kavramak konularına gireceğiz. Soyutlama konularına gireceğiz. Şekil, biçim, yalınlık, büyük bir ihtimalle hocalarımız buralara kadar girecek. Ve tabii ki kaçınılmaz olan imge, algı ve düşünmek üzerinde yoğunlaşacağız. Birikimleri çok fazla olduğu için hocamızın bizi ne tarafa götüreceğini tam bilmiyoruz ama herhalde bizi çok güzel bir geziye götürecek. Ve biz de bu gezinin içerisinde keyifle bir iki saatimizi geçireceğiz. Ama bunun bir saat kadarı konuşma olacaktır. Bir saatinde sizlerin sorularını açmak istiyorum. Şimdi konu göz görmek, algı olduğuna göre benim çok kısa olarak açıklamam gereken bir iki şey var. Onlara girersem hem hocam da ivmeyi bulacağı noktayı da yakalamış olur. Mimesis kavramından gireceğim. Güzel sanatlar alanında algının ne anlama geldiğine çok fazla girmeyeceğim ama neden hor görüldüğüne ait bir iki sözüm var. Bunun üzerine nasıl çıkarızı zaten tartışacağız. Büyük bir ihtimalle o konularda da hocamızdan bilgi alacağız. Ama bu alanla ilgili ben bir yüksek dozdan bir de aşağı dozdan iki tane anekdot anlatmak istiyorum. Algı konusuyla ilgili olarak. Tabii ki bu iki vereceğim örnek de güzel sanatların tam içinde değil ama hayatın içinden iki örnek vereceğim. Bir tanesi Beethoven'la ilgili, bir tanesi de Türkiye'nin bir kasabasındaki balıkçıdan örnek vereceğim. Algının hayatımızda nasıl rol aldığına ait iyi örnek olacaklarını düşünüyorum. Beethoven'ın bestelemek üzere masaya oturup çalıştığı bir dönemden bir örnek vereceğim. Ancak Beethoven'ın hastalığı artmış, ilerlemiş ve neredeyse tam sağır durumuna geldiği bir dönemde yaptığı bir besteden örnek vereceğim. Bu re majör keman konçertosunu hazırladığı bir çalışma. Bu çalışmanın başında olurken tabii hastalığı çok ilerlemiş, duyma yetisini tamamıyla kaybetmiş bir pozisyonda bunu yazarken, bakın işitmeyle ilgili, tamamıyla sesle ilgili bir kompozisyon yapıyorsunuz ve bunu üretirken işitme duyularınız yok. O organlarınız çalışmıyor. Böyle bir pozisyonda re majör keman konçertosunu yazarken bir ses duyar. Bir kapı sesi. Ve oldukça da gürültülü bir kapı sesi duyar. Heyecanlanır ve hemen pencereye koşar. Penceresi aynı zamanda ara koridora bakan bir yerdedir. Ve karşı komşunun evinin önünde bir kişi beklemektedir. Kapıyı vuran bir kişi vardır orada. Ve Beethoven çok heyecanlanır, çok keyiflenir. Demek ki tüm yetimi
duyu yetimi yitirmediğim için mutluyum der ve tekrar çalışma masasına döner. Ne olur biliyor musunuz? O Re majör konçertosunu, keman konçertosunu izlerseniz, bunu not alın bir izleyin diye şey yaparım, öneririm. Orada bu kapı seslerini, bu algıyı, hayali algıyı sanatına nasıl soktuğunu görürsünüz. Bu üst düzeyde bir şey. Sen Sokrat'ın bize verdiği bütün sanatların en üstünü olan şiir ve müziğin bir örneği. O yüzden üstten bir örnek verdim, bir de alttan bir örnek vereceğim. Algı öyle bir şey ki günlük yaşantımızın her köşesinde var. Bir gün çocuktum ve annemle beraber pazara çıktık. O dönemde belki orta yaşlılar bunu hatırlayacaklardır. Pazara gidildiği zaman bir hamal tutulur ve alınan şeyler o sepetin, küfenin içerisine konur, eve gelinir. Ben de 10 yaşındaydım. Annemle beraber bu yolculuğa çıktığımızda, yani pazar yolculuğuna çıktığımızda bir hamal tutuldu ve biz alışverişi yapıyoruz. Ben de şeye yardım ediyorum, fileye. Fazla olursa, eğer sepet çok dolar da, ayrıca fileye bir şeyler konursa o fileyi taşımak için anneme yardımcı oluyorum. Bir yerde annem balıkçıyı gördü pazarın bir köşesinde. Ya ona doğru gitti, biraz balık alalım dedi. Güzel görünüyor. Balıkçıya yaklaştık. Adam bağırıyor. Canlı, canlı, canlı diye böyle reklamını yapıyor. Annem dedi ki, kardeşim dedi, balıklar canlı diyor ama hiç canlı değil. Hepsi yatmış, ölü. Dümdüz yatıyorlar. Hiçbir hareket, hiçbir şey yok. Dedi ki, gerçekten taze mi? Adam bir taraftan, ne diyorsun teyze, anneme hitaben, ne diyorsun teyze diyor. Bir taraftan da dönüp balığa diyor ki, oynama balık, dur, rahat dur. İşte çok basit, hayatın içerisinden bir algı yaratma. Yani, evet çok canlı, taze deme yerine oynama balık diyerek bir şey yaratıyor. Bunlar çoğaltılabilir. Bizim bugün gireceğimiz alan gözle ilgili, görmekle ilgili, alanla ilgili. Ben bir iki küçük şey daha söyleyeyim, bundan sonra hocamla konuya gireceğim. Güzel sanatların genelde hor görülmesinin arkasında yatan şeylerden bir tanesi de tam bu konu. Algı alanı ile ilgili olması. Çünkü algılamanın düşünmeyle ilişkisinin olmadığı söylendi yüzyıllarca. Hatta son döneme kadar. Bunu değiştiren insanlar oldu. Hatta algı olmadan üretmenin ve yaratmanın da mümkün olamayacağını artık biliyoruz. Bunun üzerine çok çalışan insanlar oldu. Bunlardan bir tanesi Rudolf Arnheim. Bu konuda kitaplar yazdı, teoriler üretti ve onların bir kısmı da artık bugün kabul görüyor. Yani Einstein'a şunu dedirten şey gerçekleşti. Bilgi önemli ama hayal daha önemli. Yani sizin içinde bulunduğunuz alan aslında çok önemli. Bu geçmiş dönemde daha da kötüydü. Nereye kadar gidiyoruz? Ta başlardaki filozoflara kadar götürebiliyoruz. Sokrat bunları derecelendirmişti. Özellikle güzel sanatların resim alanına oldukça negatif şeyler söylüyordu. Çünkü mimesis alanıyla ilgili, yani temsili meseleye çok önem vermiyordu. Çünkü gerçeklikten uzaklaştırdığı için sanatçıları kendi devletinden kovmuştu bile. Ama
müzikçilere çok önem veriyordu. Onların bu alanda çok daha önemli, doğru işler yaptığını ve gerçeklikle ilgisi olduğunu söylüyordu. Bugün bakıyoruz gerçekten hayatımızda iki organın duymakla, yani işitmekle, görmek arasındaki bu iki duyu alanı hayatımızın içerisinde sanatı biçimlendirebiliyor. Diğerlerinde bunu çok yapamıyoruz. Hatta hiç yapamıyoruz. Yani koku almak gibi, tad almak gibi, dokunmak gibi. Bunlarla çok ileri gidemiyoruz. Ama bu ikisiyle gerçekten tüm yaratım alanlarına dokunabiliyoruz. Bir şey daha var, onu da hatırlatıp sonra akıl ve görme meselesine dönüyorum. O da Hazreti Musa'nın put kırıcılığı için yaptığı bir tavırın bu alana negatif katkısı. Tanrı'yla konuşmak üzere çıktığı bir dağ var. Ancak Teba'ya refakat etmesi için, onlara başkanlık etmesi için kardeşi Harun'u görevlendirir. Ve kendisi dağa çıkar, Tanrı'yla konuşmak üzere. Bu 10 emiri aldığı dönemdir. Ancak o uzun bir dönem gelmeyince içeride bazı hareketler olur. Tekrar eski tanrılarına dönme gibi bir hareket başlar. Bu harekete Harun engel olamaz. Samira isminde birisinin, iyi bir sanatçıdır, heykel tıraştır. Onun önerileriyle eski tanrılarını tekrar hayata geçirmek üzere Teba'dan para toplanır ve altın toplanır. Mevcut altınların hepsi eritilir ve eski tanrıları olan bir boğanın heykeli yapılır. Ancak bu boğa etrafından açılmış olan deliklerle dışarıdan gelen rüzgarı içeriden geçirdiği için bir ses çıkarır. Kaval gibi düşünün bunu. İçinden hava geçtiği zaman nasıl ses çıkıyorsa, hafif rüzgarlı havada dışarıdan gelen rüzgarın o boruların içerisinden geçmesiyle içeriden sesler gelir ve Tanrı'nın konuştuğu söylenir. Tekrar Tanrı'ya kavuşmuş olurlar. Yani eski İbranilerin eski tanrılarına kavuşmuş olurlar. Ancak Hazreti Musa dağdan inince elinde de tabletler vardı, 10 emirin tabletleri. Bu insanların, yani Yahudilerin, İbranilerin tekrar eski Tanrı'ya döndüğünü, o puta taptığını görünce put kırıcı tavrıyla bunun üzerine gider ve Harun'un sakalından tutarak çeker ve onu cezalandırmaya çalışır. Ama bu arada da elindeki 10 emir tabletleri de kırılır, atar. İşte bu tavırın arkasından yaptığı bu alana belki de verdiği en büyük zarar olur. Karar alır, bu Tanrı'yı yok etmek üzere onu eritir, toz haline getirir ve bu tozu da suya atar. Bütün İbrani oğullarının bundan içmesini ister. Böylelikle bunu yok etme tarafına gitmiş olur. Ancak bu aynı zamanda güzel sanatların bu alanına da büyük bir darbe olarak vurulmuş olur. Şimdi ben tekrar başa döneceğim. Algı meselesine döneceğim. Hocam, şu soruyla başlayalım mı? Algı düşünmek dersek, algı düşünmenin ilk şeyi dersek ve onun da iki işlevinden birisi bilgi toplamak
ve o bilgileri, verileri değerlendirmek diye ele alırsak, bu işlem nasıl başlıyor, nasıl oluşuyor? Algıyı oluşturmak, algıyı görmek diye başlasak. İlk sorun bu olacak hocam. Teşekkür ediyorum. Evet hocam. Algı ve görmek hocam. Evet. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Özellikle Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin değerli mensupları, değerli meslektaşlarım ki herhalde öğrencilerimiz de var, öğrenci arkadaşlar, evet. Sevgili öğrenciler. Davet ettiğiniz için, böyle bir konuşma için teşekkür ederim önce. Fakat hemen şunu söyleyeyim, yani soruya, cevaba başlamadan önce şunu gayet iyi biliyorum. Dinlemek konuşmaktan çok daha zordur. Çünkü dinleyen kişiler pasif durumda. Konuşmak kolaydır. Ağzımızı açtıktan sonra, çenemiz bir açıldıktan sonra gereken bu kadar yıllık deneyimle, artık birikimle vesaire ne kadarsa bir takım şeyler söylemek gayet kolay. Fakat dinlemek çok zor. Özellikle aklıma Bünyamin Bey de bir fıkrayla başladı, bir iki fıkra anlattı. Biraz sonra aşağı yukarı yarım saati gitti ama 1,5 saat burada bayağı siz sanıyorum bir zulüm göreceksiniz herhalde. Yani konuşmak zordur, kolaydır fakat dinlemek zor derken meşhur fıkra vardır biliyorsunuz. Cumhuriyet, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kimine göre Bayburt'a, kimine göre Sivas'a gidiyor ve konser verirken halk müthiş bir huşu içinde, müthiş bir saygıyla ve son derece sakin, sessiz dinliyor. Ve çıktıktan sonra bir vatandaşa, kasketli bir sıradan amcaya televizyon muhabiri mikrofonu dayayıp soruyor. Amca diyor, bu ne olgunluktur böyle? Deminden beri aşağı yukarı saatlerce CSO, yani Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, hiç bize tamamen yabancı olan işte parçalar çaldı. Büyük bir sabırla dinlediniz. O da diyor ki hiç sorma evlat diyor. Bayburt, Bayburt olalı böyle bir zulüm görmemişti falan deyince peki neden diyor? Bu benim anlattığım şey ikinci versiyonu tabii. Yani birincisi bu. Neden diyor peki amca? Çünkü diyor şef diyor do diyezle başlaması gerekirken si bemolle başladı diyor. Şimdi tabii bu müthiş bir metafor bir bakımdan. Yani sıradan bir vatandaşın yani si bemolle mi, do diyezle mi başlayıp başlamayacağını bilip bilmesi tabii aklı, daha doğrusu akla gelen bir durum değil. Onun için biz de şimdi görme ve algı... Remajörden başladık hocam. Efendim? Remajörden başladık. Neyse. Hani şunu demek istiyorum, dinlemek gerçekten zordur. Fakat hemen şunu belirtmek istiyorum başlangıçta. Yani algı ve düşünme işini. Bazen bir sergi falan açtığımız zaman gelir hemen sorarlar. Bu meşhur hikayedir. Picasso için de anlatılır aynı şey. Hocam ne anlatmak istediniz burada? Şimdi resim denince mutlaka bir hikaye, bir öykü anlatılması gerekirmiş gibi. Çünkü eskiden buna tasvir deniyordu. Yani betimleme. Mutlaka bir öykü anlatır. Fakat mesela hiç kimse müzik, yani sap bir melodi dinlediği zaman ne anlatıyor diye sormaz. Hatta meşhur hikayedir, Picasso'ya sorarlar ne anlatmak istedin? Ve Picasso sorar, kuş sesini sever misin? Der. Ve tabii ki severim. Neden seversin? Diyor. Ne anlatıyor kuş? Bir şey anlatmıyor ama kulağıma hoş geliyor. O halde resim de diyor, nasıl ki kuş sesini kulakla dinlemekse, resim de gözle dinlemek gibi bir şeydir. Ve resmin bir, tabii bütün şeylerin bir melodisi vardır. Bazen sordukları zaman ben şöyle bir cevap vermeye çalışıyorum soru muhataplarıma. Peki diyorum, kilim motiflerini sever misin, halı kilim motiflerini? Çok severim diyorum. Ne güzel motifler var. Peki ne anlatıyor bu halı kilim motifleri? Hiçbir şey anlatmıyor ama hoşuma gidiyor. Nasıl ki kuş sesini dinlemek, kulakla dinlemek bir hoş geliyorsa kulağa, zevk veriyorsa, o halde kilim motiflerine veya halı motiflerine baktığımız zaman da
Onu da gözle dinlermiş gibi bakmak zorundayız. Yani illa sanat öykü anlatmak değildir. Sanat bir şeyi açıklama değildir. Sanat açıklamaz, ifade eder. Ama bilim öyle değil. Bilim açıklamak zorundadır. Yani ispatlamak zorundadır. Ve neye dayandığını belirtmek zorundadır. Halbuki sanat son derece öznel bir şey. Ve özgünlüğü de zaten sanatın öznelliğinden geliyor. Yani subjektifliğinden geliyor. O nedenle de şimdi görmekle düşünmek arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışacağım. Çünkü görme o kadar önemli bir şey ki. Leonardo'nun bir sözü vardır, meşhur bir şey. Der ki, göz beynin evrene açılan penceresidir der. Gözü olmayan bir beyin, penceresiz bir odaya veyahut da kapısız penceresiz bir eve benzer. Onun için biz evreni duyu organlarımızla, hayvanlar ve insanlar evreni duyu organlarıyla algılarlar, kavrarlar, anlamaya çalışırlar. Yalnız hayvanla insan arasındaki fark kuşkusuz, gördüklerine insan oğlu, gördüklerine bir anlam katar, anlam verir. Yani bir nevi gördüklerimize anlam vermek, gözle düşünmek demektir bir bakıma. Peki bu nasıl oluyor? Mesela ünlü ressamlarımızdan Hamit Görel'e kendi resimleri için şunu söyler. Benim resimlerim gözle dinlemek içindir. Aslında gözle anlamlandırmak içindir. Gözle anlamak içindir. Yani bir bakıma gözle düşünmek demektir. Çünkü değerli arkadaşlar, Rudolf Arnheim'in ünlü algı psikoloğu, Rudolf Arnheim'in ki arkadaşlarımız, hatta Adem Bey de onunla ilgili ona benzer veyahut da görsel algıyla ilgili kitapları var. Yanlış hatırlamıyorsam doğru. İki yazarlı. Arnheim'in çok önemli bir şeyi vardır, tespiti vardır. Görsel algının tam olmadığı hiçbir alanda tam bir başarı mümkün değildir. Buna tıp dahil. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre görsel sanat eğitimi alan mesela doktor adaylarının teşhislerinde yani tanı koymada daha başarılı oldukları söyleniyor ve ispatlanmış bir durumda. Mesela gene hiçbir alanda görsel algının tam olmadığı hiçbir alanda tam bir başarı mümkün değildir. Nasıl ki kör bir, yani gözü görmeyen, görme özürlü bir Michelangelo veya bir Leonardo veya bir Picasso yaratamazsak, görsel engelli, daha doğrusu görme engelli hiçbir kimseden de bir Shakespeare yaratamazsınız. Çünkü yaşam boyu edindiğimiz deneyimlerimizin %80'ini görme yoluyla ediniyoruz. %80'ini aşağı yukarı. Bunu nereden biliyoruz? Ben tabii sinir bilimci değilim. Bir konferansından sonra yanıma bir genç doktor, aşağı yukarı 45-50 yaşlarında falan yaklaştı. Hocam, işte benim bu cümlem üzerinde aynen şunu söyledi. Hocam çok doğru söylüyorsunuz dedi. Ben dedi sinir bilimciyim, nöroloğum yani. Nörolog bir doktor. Mesela beyne giden sinirlerin yarısı gözle ilgili sadece. Halbuki 5 duyu organımız var bizim. Bir de 6. his dediğimiz, hatta bazıları 7. 10. his diye bir takım duyuların olduğunu söylerler. Ama bizim bildiğimiz klasik 5 duyu organımız var. İşte görme, işitme, tatma, dokunma vesaire falan. Bunların içerisinde en etkilisi hayati deneyimlerle ilgili veyahut da yaşamsal deneyimlerimiz veyahut da kazanımlarımızla ilgili en etkilisi göz, %80'ini görme, yani görsel algı yoluyla ediniyoruz. Bunu tabii mesela bir roman yazarı da Shakespeare veya şair gördüğü bir şeyi önce gördüğünü mutlaka kafasında bir canlandırır. Basit bir örnek vereyim. Mesela Gingo ağacı diye bir ağaç vardır. Goethe'nin kendi bahçesinde Frau von Stein için ta uzak doğudan getirip diktiği bir ağaçtır. Gingo ağacını görmeyen bir kişi, Gingo ağacının yaprağının nasıl olduğunu bilmesi mümkün değil. Ancak gördükten sonra onun şekliyle ilgili kafasında bir şey hayal eder. Eskilerin deyimiyle canlandırır ve ondan sonra algılar bunu. O halde önce kafamızda görüyoruz. Yani kavramlar kafamızda önce biçim olarak belirledikten sonra, hayal dünyamızda gördükten sonra ancak algılayabiliriz. Mesela kalem dediğim zaman veyahut da hiç hayatında herhangi bir diyelim egzotik bir meyve görmemiş bir insana
o meyvenin adını söylediğini görmemişse hiçbir şey ifade etmez. Ancak gördükten sonra ve böylece onunla ilgili düşünmeye başlar. John Berger'in, belki telaffuz olarak İngilizce telaffuz olmayan Berger diyorlar bazı. Biz Almanya'da okudum, hep John Berger diye duyduk. John Berger'in bir sözü vardı. Hiçbir söz gördüklerimizin tümünü anlatmaya yetmez. Onun için mutlaka gene Leonardo'nun bir şeyi var. Şairlerle veya da edebiyatçılarla bir nevi tartışmaya girerken, ey şair kardeşimdir Leonardo, senin evrensel olmayan sözcüklerin varsa, benim de diyor resimde mesela evrensel biçimlerim vardır. Resmin de evrensel biçimleri vardır. Yani mesela kalem, herhangi bir kalemi gösterdiğim zaman veya şu kağıdı gösterdiğim zaman, kağıt dediğim zaman burada Türkçe bilmeyen bir yabancı mesela İngiliz, Arap işte veyahut da ne sayarsanız sayın, kağıt sözcüğünü eğer o sözcüğün anlamını, o dildeki anlamını biliyorsa ona bir şey ifade edecektir. Fakat şu kağıdı veya kalemi gösterdiğim zaman şunun hiçbir söze ihtiyacı yoktur. O halde şu biçimi gördüğü zaman, kalemi gördüğü zaman herkes kalemle ilgili bir fikir edinecektir. Ve dolayısıyla da biçimlerin söze ihtiyacı yoktur. Hiçbir dile ihtiyacı yoktur. O nedenle biçimler, yani göze evrensel dildir. Eğer dille ilgili, kavramlarla ilgili, çünkü her sözcük bir nesneyi işaret eder, bir kavramı işaret eder. Yani kavram dediğimiz şey bir nesnenin hayalimizde canlandırdığımız şeklidir. Bunu eğer görememişse, tanımadığı bir nesneyi hayalinde canlandırması, yani tecessüm ettirmesi mümkün değildir. O halde dil, yani insanlar dedik ve hayvanlar işte algıla beş duyu organı veya duyu organlarıyla evreni kavrarlar. Fakat dillere dikkat ettiğimiz zaman, mesela bir kısa bir araştırma yaptım ben. 5 duyu organıyla ilgili, dokunma duyusu, işitme duyusu, koklama duyusu vesaire, bunlarla ilgili bir araştırma yaptım. En çok gözle ilgili fiiller veyahut da deyimler var. Sözcüklere bak, tarama yaptığımız zaman. Mesela yani gözle ilgili birçok aklınıza sizin de gelebilir, sayabilirsiniz. Bunlardan mesela birkaç tanesini size sayayım. Herkes kendi kafasından da bir takım şeyler söyleyebilir. Mesela gözü doymak, gözle ilgili. Mesela kulakla ilgili koku alma veyahut da tat alma duyusu da ilgili. Baktım sözü, 2-3 tane bir takım fiil var veyahut da 3-5 tane bilemediniz, hepsi 10 tane falan. Ama yani yüzün üzerinde veya yüzün çok üzerinde mesela fiiller veya sözcükler saptadım. Gözü doymak, gözden etmek, yani nazar değdirmek gibi. Mesela ben nazara falan pek inanmam gerçi, ama birçoklar halk arasında şöyle genel bir inanç vardır. Dil yarası, dil yaralar. Dil yarası dediğimiz bir şey vardır. Yani birisine ağır bir söz söylediğiniz zaman incinir, yaralanır bir bakıma. Ama göz öldürür der. Onun için de halk arasında şöyle bir inanç vardır. Mezarlıkların yarısı nazardandır diye. Nazarla gitmiştir gibi. O halde gözün halk arasındaki anlamı da çok daha geniş kapsamlı ve çok önemli olduğu. Bu enteresan bir şey tabii bu anlamda. Mesela efendim gözden düşmek veya gözden düşürmek. Bir insan başkasının nezdinde itibarını yitirmek anlamına geliyor. Gözden düşmek, gözden düşürmek falan. Gözden etmek, yani nazar dedi. Mesela gene gözü doymak veya gözü doymamak. Ya birisi eğer şeyse, hatta benim bir arkadaşım vardı, bir Alman arkadaşım. Tabii Türkçe düşünüp Almanca konuşmak veya Almanca düşünüp Türkçe konuşmak çok farklı bir şey ifade ediyor. Bir gün yemek yiyoruz beraber bir öğrenci menzasında, yani öğrenci lokantasında. Wolfgang dedim, Wolfgang'dı arkadaşımın ismi. Ya Wolfgang dedim, biliyor musun, midem doydu ama dedim gözüm doymadı. Çünkü Türkçe'de böyle bir deyim var. Yani gözüm doymadı. Yemek daha şey dedi ama gözüm henüz tatmin olmadı.
Arkadaş çok güzel bir espri yaptı. Gözünü kapatırsan doyar dedi. Gözünü kapat öyleyse. Şimdi gözü doymak, mesela gözü dışarıda bir tabir vardır. Yani gözü dışarıda veya işte gene halk arasında gözü oynaşta. Bazı eğer işinle dalga geçiyorsa, eli işte gözü oynaşta falan gibi. Bakın gözle ilgili ne kadar şey var. Gözü götürmemek. Yani gözü götürmedi derler. Bilmem duymamış olan var mı gözü? Yani kıskanmak birini. Gözü götürmedi. Efendim, hatta bir halk şeyi vardı, tekerleme gibi. Kem gözle bakmak birine. Yani kötü gözle bakmak, nazar etmek falan. Hatta derler ki, elem tere piş, kem gözlere şiş gibi tekerlemeler de vardır. Efendim, gözden sürmeyi kapmak veya gözden sürmeyi çalmak. Yani bir nevi hırsızlık yapmak veyahut da birini kandırıp elinden almak bir şey. Gözden sürmeyi, hani öyle bir şey vardır ki adam gözden sürmeyi çarpar veyahut da çalar veya hocam, götürür. Hocam burada gibi. Ben artık katılayım mı söyleşiye? Efendim? Ben de söyleşiye katılayım mı? Buyurun. Tabii ki yılların hocası konuşmaya başladığı zaman durdurmak zor. İşi şeye götürüyor hemen, konferansa götürüyor. Halbuki biz burada söyleşi yapacaktık. Söyleşi tadında kalırsak ben çok sevineceğim. Ama söylenen şeyler de gerçekten arka arkaya çok rahat dinlenecek şeyler. Çünkü hocanın birikiminden kaynaklı bunlar. İsterseniz böyle sorularla şey üzerinden sorup... Birkaç tane daha bu şeyle tamam ilgili, görme organıyla tamam. Tamam. Aslında bana çok konuşur derler ama yani ağzını açtım bir daha susma bilmez falan şeklinde. Her neyse. Ancak bazı şeylerin tabii biraz belki hocam vermiş olduğu bir şey. Yani hiçbir zaman tabii karşımda öğrenci olarak değil de ancak şu var. Mesela bazı kavramların iyi veyahut da şeylerin iyi oturması gerekir. Diyelim ki işte gözü kaymak, göz atmak, göz süzmek, göz etmek, efendim yan gözle bakmak, göze batmak, görgülü, görgüsüz, göze girmek, efendim gözü kara, gözüme aldı, ışık gözüme aldı derler mesela. Efendim gözünü korkutmak veya gözü korkmak gibi. Şimdi bu şeylerden sonra isterseniz... Ben tam da burada şeye girelim diyorum buyurun, hocam. Buyurun. Gözle ilgili olduğuna göre artık görmek tamam. Eylemine girsek bir sanatçı olarak görmek eylemini siz nasıl anlatıyorsunuz? Tamam, görme eylemi bence şu vardır. Biliyorsunuz sarı leke diye bir şey var, retina dediğimiz var. Yani retina üzerine düşen her şey, ışık veyahut da görüntüler aslında beyin tarafından algılanmıyorsa, yani beyinde bir anlam kazanmıyorsa o görme işlemi değildir bu sefer. O halde retinanın üzerine düşen herhangi bir ışık ancak reseptörler yani yoluyla, duyargalar yoluyla alımlandıktan sonra beyine gidir, iletilir ve beyinde bir anlam kazanırsa eğer o zaman görme olayı gerçekleşmiş olur ve o zaman da düşünme başlar. Yani düşünme, gözle düşünme aslında retina üzerine düştükten sonra beyin tarafından anlam yüklenmemişse o zaman görme işi tamamlanmış sayılmaz veya düşünceye dönüşmez. Şimdi değerli arkadaşlarım, bir sefer beynimizi, yani beynin bir şeyi algılayabilmesi için beynimizi bir fabrikaya benzetirsek, o beynin bir şey üretmesi için, düşünce üretebilmesi için beynin bir fabrikanın nasıl ki ham maddeye ihtiyacı varsa beynin de malzemeye ihtiyacı var. Bu neyle toplar bunu? Beş duyu organımızda, bunların ki en önemlisi görme organı, topladığı bu izlenimleri doğadan, yaşamdan, işte her ne sayarsanız sayın, bu izlenimleri düşünceye dönüştürmesi için beynin o malzemeleri işler. Onun için bir söz vardır. Duyularda olmayan akılda da yok. Yani beş duyu aracılığıyla izlenim toplayamıyorsak, akıl yani beyin herhangi bir işlem yapamaz. Onun için de Şmartov'un gene bir sözü vardır. Der ki, beyin
pardon, akıl dişi doğadır. Akıl dediğimiz şey dişi tabiattır, dişi doğadır. Hamile kalmadan doğuramaz. Yani yüklenmeden, izlenim almadan, toplamadan doğurması mümkün değil. O halde beynin düşünce üretebilmesi için malzeme toplaması gerekir, izlenim toplaması gerekir. Bunların da en önemlisi gene işte göz yoluyla aldığımız, edindiğimiz izlenimlerdir. O bakımdan da gene Leonardo'nun işte göz evreni açılan penceresi. Hocam söyleşiye devam edebilir miyiz bir yerden? Beni dışlıyorsunuz. İsterseniz bu konferans şeyinden kurtaralım. Yine bunların hepsini açıklamanızı isterim ben. Zaten ona ait sorular soracağım. Geleceğimiz noktada o olacak tamam diye düşünüyorum. Şimdi görme eyleminden bahsettiniz. Bu görme eyleminde çok önemli olduğunu biliyoruz. Ama görme tek başına gözün yaptığı şey mi, yoksa onun arkasında beynin ve aklın devreye girip bilgiye mi bunu taşıması? Yani oradaki işlevler konusunda ne dersiniz? Şimdi beyin, biraz önce söylediğim gibi, malzeme toplamadan herhangi bir işlem yapamaz. Beyni fabrikaya benzetirsek, genelde Leonardo'nun buna benzer bir şeyi var. Diyor ki, hani pencere dedik, her şey diyor o haneden, daha doğrusu o kanaldan, o yoldan girerek akıl hanesine yerleşir. Yani güzel, gözün veyahut da duyu organlarımızın hepsi nihayet beyine bir merkeze bağlı. O merkezde işlem gördükten sonra düşünceye dönüşebiliyor. Tabii burada bir şey daha, güzel bir şey söylediniz demin. Aklın dişil tarafı, yani alıcı tarafı, ilk önce alması gerekiyor, sonra verebilmesi için dişil olması lazım. Tabii. Eril olduğu zaman bunu yapamıyor. Aklın böyle bir tarafı var diyorsunuz. Yani dişil tarafı var. Bunu Arnheim da söylüyor aynı şeyleri. Düşünceye dönüştürmesi için, yani aslında gözle düşünmek, gördüğümüz şeye anlam kazandırmaktır. Ve almak. O da beyinle yapılıyor. Almak. Bu yüzyıllar, daha yıllar boyunca tartışılıyor. Mesela sensualistler, duyumcular da şunu kabul ediyorlar. Yani her ne kadar da aklın, yani beynin alıma veyahut da yüklenmeye ihtiyacı varsa da, yani düşünmeyi görmeden daha üstün saymışlardır. Fakat Rudolf Arnheim da dediği gibi akıl ve düşünce veyahut da görsellikle akıl, beyin birbirisiz olamıyor. Yani algılama dediğimiz şey, bu aslında birbiriyle ilgili, birbirini tamamlayan veriler süreçler. Veriler alınıyor, tabii, o alınan veriler yani toplanıyor ve değerlendiriliyor. Yani aklın iki işlevinden birisi o toplamanın yanında, bir de bunu değerlendirme, yani görüşe mi götürüyor? Şimdi algılamayla görme birbirinden bağımsız değil. Doğru. Birbirinden soyutlanmış bir şey mümkün değil bu. Değil. İkisinde birbirinin tamamlayan, birbirini tamamlayan bir süreçler dizisi. Anlatabildim mi? Güzel. Onun için de yani düşünebilmek için, algılayabilmek için bir şeyi önce duyu organlarımızda yükleniyor ve alıyor ve bunu işte düşünceye dönüştürüyor. Zaten bir anlamda da soyutlama... Hemen düşünceye mi dönüyor, yoksa bir kavrama mesele, kavrama dönüştürme? Şimdi algılamada şu var. Görmenin en büyük özelliği bir sefer, görmek farklılıkları, benzerlikleri ve benzersizlikleri fark edebilmektir bir bakıma. Bir, benzerlik ve benzersizlik. Sonra nesneler arasındaki ilişki. Nesnenin bir kendi içerisindeki ilişkileri var, bir nesnenin. Kendi yapısıyla ilgili ilişkileri var. Bir de nesnenin öbür nesnelerle olan ilişkisi var. Doğru. İşte bu ilişkileri bir anlamda yeniden organize etmek, efendim, yeniden düzene sokmak. Mesela bilimde de aynı şey. Hı hı. Yani bir soyutlama işlemi oluşuyor. Onun için mesela Kant'ın sözünü şöyle değiştirerek biraz söylersek şudur. Mesela soyutlamasız bir görme işlemi, eylemi, soyutlamasız bir görme eylemi boş, görmesiz bir soyutlama da kördür. Kördür, çok doğru. Yani bu şey çok önemli. O halde bunlar birbiriyle ilgili. Peki bu arada şeye birbirinden kopuk olamaz yani. Ettiniz, o da çok enteresan. Düzenli ya da düzensiz. Mevcut olan her şeyde bir düzen ve düzensizlik var. Tabii. Biz düzenli olanları daha sade, soyutlanmış şeyleri daha düzenli olarak
kavruyoruz. Ve o şimdi düzen, şimdi ta Platon'dan beri ortada bir gerçek var. O da şu. İnsanlar, yani sanatçılar belli bir düzende olan şeylere ilgi duyuyor. Her şeye ilgi duymuyor. Fakat bu şu demek değil. Bir yani, genelleme değil aslında o. Hayır. Genelleme. Diyor ki yani Platon'un veyahut da Aristo'nun güzellik kuramında nesne diyor, pardon Kant'ın da şeyi vardı. Fakat Aristo'nun mesela güzellik kuramında şöyle bir şey var. Diyor ki nesnenin güzel olabilmesi için onun belli bir düzen içerisinde, olması belli bir boyutta olması lazım. Basit bir örnek vereyim size. Mesela Venüs heykelini düşündüğümüz zaman ideal ölçüler içerisinde bir diyoruz. En basit, mesela diyorlar ki bazıları, ki bunu gene Aristo da aynı şeyi savunuyor. Belli bir düzen içerisinde, belli oranda olan, belli orana, orantıya ulaşmış her şey güzeldir diyor. Aristo biliyorsunuz hem soruyor hem cevap veriyor. Veyahut da sorarak cevap aldırıyor şeyden. Peki diyor, mesela kendi içerisinde orantılıysa bir şey. Basit bir örnek vereyim. Bir insanın ortalama normal bir insanın boyu ne kadardır? 1.70'te 1.90 arası diyelim bana. Evet. Eğer bu kendi içerisinde orantılıysa biz buna güzel diyebiliyoruz. Orantılı bir vücudu var, estetik bir görünüm var. Fakat gene kendi içerisinde oranı, diyelim ki Fidyas'ın ölçülerinde işte kafa vücudun 1/7'si erkeklerde, kadınlarda da 1/8 yapmıştır. Lizipos veya Fidyas sebep kadınsı vücudunu veyahut da güzelliği daha ortaya çıkarsın diye. Mesela ayak ölçüsü 1/6,5 Fidyas'ta ve şeyde. Ha şimdi Aristo şunu soruyor ondan sonra. Diyor ki öyle bir figür düşünün ki, insan düşünün ki bu kendi içerisinde orantılı her şey. Baş gövdeye orantılı, el işte başa orantılı veya ayak işte gövdeye orantılı falan. Fakat adam 3,5 metre boyunda. Ona göre kafası var, ona göre eli var, ona göre ayağı var. Siz buna güzel diyebilir misiniz diyor. Yakışıklı diyebilir misiniz? Hayır. Çünkü artık o bir normal insan değil, asmandır. Onun için de bir şeyin güzel olması için algı sınırlarımızın içinde olması lazım. Yani. Peki bu arada ben bir açma sorusu soracağım. Tam da bu oranlarla ilgili Fidyas kadar önemli olan bir başka Michelangelo'dan bahsedeceğim. Belki orada öğrencilerimiz anlayacağı dile çevirirseniz sevinirim. David heykelinin kafası gövdesine göre çok büyük. Onun nedeni şu. Çok önemli. Bunu açıklarsanız. Ha, şimdi önce hemen şunu söyleyeyim. Yani o sanatçılar bazen de çok bilinçli yapıyorlar. Bir sefer alanlara konulan heykeli anıtlar, anıt gibi heykeller. Bunlar belli açıdan bakıldığı için, alttan bakıldığı için, kafa çok yüksekte olduğu için kafa eğer karşıdan bakılsaydı, yani o yüksekte baktığı zaman kocaman. Onun için o alttan bakıldığı zaman normalmiş gibi gözüküyor. Evet. Aslında büyük. Onu ne yaparlar? Mesela Michelangelo müthiş bir mühendis aynı zamanda. Yani belli bir açıdan alttan baktığımız zaman hangi yükseklikte olursa o baş normal gözüküyor. Ama şu da var. Çağdaş estetikte mesela Fernandez ki biliyorsunuz Michelangelo geç Rönesans erken baroktur. Yani barokun habercisidir bir bakıma. Onun için Leje'nin bir sözü vardır. Yani Rönesans diyor, efendim adele yapacağım diye insan vücudunu daha görkemli, ki Michelangelo'nun içinde bulunduğu bir patriot oluşu, yani müthiş bir yurtsever ve dindar olduğu için adeta her heykeli İtalya'nın sınırlarını bekleyen, İtalya'yı veyahut da Katolik efendim inancının bekçisiymiş gibi iri yarı ve Herkül gibi yapmıştır. Ama Leje bunu çağdaş bir estetik anlayışla müthiş eleştirir, der ki Rönesans insan vücudunu diyor işte kas yapacağım diye ceviz çuvalına çevirdiler. Yani çok ağır bir eleştiri tabii. Yani ama barok yapı içerisinde, barok estetik anlayışına göre tabii ki çok önemli. Yani Michelangelo'nun büyük dahi olduğunu, o büyük dahinin dehasına tabii hiç kimsenin söz etme hakkı olabilir mi? Ama bir şey var, her çağ gene kendi estetik değerlerini, kendi estetik anlayışını yaratır. Yani her çağ kendi insan tipini, o insan tipi kendi kültürünü, o kültürde kendi sanatını yaratır. O nedenle çağımızın estetik anlayışı hiçbir zaman bir Rönesans veya Barok gibi değildir.
Çağımızın estetik anlayışı nasıl bir anlayış? Örneğin, çağımızın estetik anlayışında müthiş bir şey var, çelişki vardır bir bakıma. O da şu, nasıl bir uyum, diyelim ki renk armonilerini biz anlatırken, eskiden armoni uyum diyordu. Halbuki Johannes Itten mesela bunu uyum değil, kontrast diye açıklar. Zıt yani çağımızın estetik anlayışında düzensizlikle birleşen bir düzen anlayışı, çirkinlikle birleşen bir güzellik anlayışı. Yani divan edebiyatına baktığımız zaman divan edebiyatı bir söz nakışçılığı gibidir. Ölçüler tamamdır, şudur budur ve hepsi hece sayısı eşittir. Ama Montaigne ne diyor ki, bence çok önemli bir şey Montaigne'in. Diyor ki bir şiirin, şiir için söylüyorum ama biz bütün sanatlar için geçerli kılabiliriz. Bir şiirin iyi olması için vezindir, ölçüdür, yani uyaktır, yani kafiyedir, bunlar yeter. Ama sanat eseri dediğimiz şey yıldırım gibidir diyor. İnsanı öyle bir çarpar ki insan zihnini allak bullak eder. Şimdi o halde sadece belli bir ölçülülük, uyum, armoni, efendim melodi, ritim falan filan değil, çağımızın estetik anlayışı biraz da şaşırtmaktır yani. Hani deyim yerindeyse şoke etmektir. İnsanı şoke etmek, deyim yerindeyse gene bir başka şeyle, dadaların dediği gibi, yani insanın suratına şamar vurmak gibi bir şeydir. O halde estetik anlayış da çağdan çağa değişiyor. Algı efendim anlayışımızda. Mesela gene Kant'ın bir estetik, diyor ki nesne onu seyreden kişinin kültür düzeyine göre değişik anlam kazanır. Yani güneşin batışı dünyanın her yerinde güneş batar. Ama her zaman her gün farklı batar. Güneşin batışını seyreden kişi çoban seyrediyorsa sürünün ağıla dönme saati olarak düşünür. Çiftçi diyor akşam yemeği veyahut da eve dönme saati. Efendim filozof baş evrenin düzeni olarak veya bir astronom efendim evrenin düzeni olarak bir fizikçi type olarak düşünür. Şair bir ilham yani esin kaynağı olarak düşünür. Ressam bir renk cümbüşü, gökyüzünün kızıllığı vesaire falan. O halde görme olayı çok önemli. Burada bir örnek vermek istiyorum. Çok önemli bir örnek. Çok hepimiz biliriz, hepiniz bilirsiniz. Eşref Armağan diye biliyorsunuz bir kör ressam. Kör ressam. Ve ben bir ara dekanlık yürüyüm yürütürken bir hanımefendi Eşref Bey'le beraber geldi. O zamana kadar basından falan duyuyorduk Eşref Bey'in ismini. Dedi ki hocam siz bir kurumun başındasınız. Ben bu Eşref Bey'i kör ressam olarak bütün dünyaya tanıtmak istiyorum. Ne dersiniz? Ben tabii kırmadan, kırmamaya çalışarak yani tamam Eşref Bey resim yapabilir. Resimde çok da iyi, başarılı olabilir. Fakat anadan doğma bir ki anadan doğma kördür Eşref Bey. Anadan doğma bir körden siz bir Picasso yaratamazsınız. Mümkün değil. Nasıl ki asgari koşullar vardır. Yani bir kişinin iyi bir ressam olabilmesi için, yani sanatçı olabilmesi için sağlam işleyen bir beyne, iyi gören bir çift göze sahip olması lazım. Bacağı olmayan bir balerin düşünemediğiniz gibi kör bir ressam da, daha doğrusu Picasso da düşünemezsiniz, kör bir Shakespeare de düşünemezsiniz, kör bir Beethoven da düşünemezsiniz. Çünkü Beethoven'ın Ay Işığı sonatı biliyorsunuz hepiniz hikayeyi. Bir gün sokakta gezerken Beethoven efendim bir piyano sesi duyar ve çok merak eder. Kim çalıyor ve bunu tanımak istiyorum diyor. Giriyor, kapıyı çalıyor. Kızın annesi karşılıyor. Tabii tanıyorlar Beethoven'ı. Diyor ki bu kim çalıyor? Kızım çalıyor. Meğer kız görmüyor, gözleri görmüyor. İçeri giriyor. Kız tabii diyor ki kız annesi, işte Beethoven geldi. Ludwig van Beethoven. Kızcağız el ayağı dolaşıyor birbirine. Aman efendim diyor işte şeref verdiniz falan filan. Diyor ki yavrum bu güzel bu çalışına diyor. Hayran oldum gerçekten. Sana bir iyilik yapmak istiyorum. Ne yapayım senin için? Deyince kızcağız anadan doğma kör tabii. Bana ay ışığını anlatabilir misiniz der. Yani ay ışığını görmeyen birisinin ay ışığı sonatını bestelemesi mümkün değildir. Kavraması mümkün değildir. Onun için gene John Berger'in sözüne dönmek istiyorum. Hiçbir söz gördüklerimizin tümünü anlatmaya yetmez. Mesela yeşili bilmeyen bir köre, anadan doğma köre, siz yeşili hiçbir sözle anlatamazsınız. Kavraması mümkün değildir. Eşref Armağan'a örnek vereceğim, veriyorum. İngiliz Kültür Merkezi bir seminer yaptı Eşref Bey'le beraber. Ben de katıldım. Hatta Neriman Samurçay, psikolog,
efendim İnci, San, bilmem birçok arkada 5-6 kişi katıldık. Yine aynı şekilde ben aynı noktaya geldim. Yani tamam, takdire şayandır, takdire değerdir. Tabii ki çok önemlidir. Ama mesela kırmızı nedir? Sıcak renktir dedi. Peki sıcak renk ne demek? İşte kırmızı dedi, işte mesela ateş kırmızıdır deyince, tabii önden gene anadan doğma bir kör, 6 nokta körler derneğinden, o arkadaşın, o kör arkadaşın sözünü ben söylemiş olmak isterdim düşünüp, ama ne yazık ki düşünüp söyleyemedim. Oturduğu yerden Eşref, Eşref dedi. Ateş benim için kırmızı falan değildir. Ateş benim için yakıcıdır, yakıcıdır. Yakar dedi ateş. Şimdi siz ateşi kırmızı mırmızı öğretilmiş tabii. Evet. Yani gözü görmeyen için bir şey, ateşi ancak yakışından tanır. Ama ateşin o işte şöminenin yanarken, şömine yanarken, dalga dalga yanarken, yanında bir işte kırmızı şarap vesaire oturup keyif çatmak başka şey, ateşi sadece ısınarak tanımak başka şey. Kör ateşi kırmızıdan falan değil, ısınarak tanıyabilir ancak. Peki o halde, hocam, bu arada bir şey körlerle ilgili girdiğimize göre. Kör heykeltıraşları, yani heykel yapan körlere heykeli yapmaya başladıkları zaman genellikle gözden başlıyorlar. Çok ilginç tabii. İlginç. Çukur oluşturuyorlar ve gözden başlıyorlar. Ona ihtiyacı var. Evet. Bir de normal insanların bir yuvarlağın içerisinde iki nokta koyduğunuz zaman hemen insanla ilişkilendiriyor ve bu insan diyor. Halbuki bir çember içerisinde iki nokta. Tabii. Dolayısıyla görme meselesini tamam, buraya kadar geldik. Çok da güzel, sizi durdurmak mümkün değil. Gayet iyi götürüyorsunuz. Ama isterseniz şu algıdan artık şeye geçelim, soyutlamaya geçelim. Çünkü öğrencilerimizin biraz da algılanan şeyin, işte toplanan bilginin işlenmesi, ondan sonra bunun soyutlanması ve diğer artık sanat yapıtına dönüşe kadar götürmenizde yarar var. Şimdi ne kadar vaktimiz var ona bir bakıyorum. Daha var, bir yarım saatimiz daha var. Tamam. Ondan sonra da soruları açacağım. Şimdi güzel tabii, çok güzel. Aslında şunu söyleyeyim. Çok şey anlatayım derken hiçbir şey anlatamayabilirsiniz. Yani benim şimdi burada anlatmak istediğim soyutlamayla ilgili. Soyutlama. Evet, oraya girmemiz nedir lazım. Nedir soyutlama? Soyutlama iç tepisi diye biliyorsunuz. Efendim, Boringer'in, evet. Wilhelm Boringer'in soyutlama iç tepisi. Soyutlama bir ihtiyaçtır önce. Bir, bütün bilim adamları, bütün sanatçılar şunda birleşirler. Soyutlama bir indirgeme olayıdır. Bir negatiflik de düşünmek taşıyor. De öyle. Evet. Düşünme, mesela düşünme nedir? Kimine göre bir indirgeme olayıdır. Kimine göre kendi içimizdekini bilmekten, anlamaktan başka bir şey değildir. Efendim, mesela Matisse'in bir sözü vardır. Görmek düşünmek demektir diyor. Yani görmeyen insan düşünme, çünkü görmeye başladığımız andan itibaren bazı şeyler tetiklenir ve üzerinde mantık yürütmeye başlarız. Mesela sanatçılar gördükleri şeyleri, doğada gördükleri veyahut da nesneleri artistik imgelerle ifade ederler. Bilim adamları ise mantıksal imgelerle. Aradaki fark budur. Birisi artistik imge kullanır, biri de mantıksal imge kullanır. Ha, sanatta mantık veya şey yok mudur? Akıl karışmaz mı? Schiller'in çok güzel bir gene tanımı var. İnsan akıl ve duygu varlığıdır der. İkisinde beraber, yani bir kuşa benzetirse ikisinde dengeli gelişmesi lazım. Soyutlama, nesneler arasındaki ilişkileri yeniden, düşünsel planda yeniden organize etme, yani reorganizasyondur bir bakıma. Basit bir örnek vereyim. Diyelim ki Newton'un yerçekimi yasası. Yani yerçekimi yasası nedir? Basit bir doğa olayıdır. Yani elmanın dalından yere düşmesi gibi son derece basit bir olay. Fakat Newton'un yaptığı nedir burada? Elmanın dalından yere düşmesi gibi son derece basit bir doğa olayını gezegenler sistemine geçerli kılmasıdır. Yani bilim adı, her bilim yasası bir soyutlamadır. Peki
resim sanat nasıl olacak? İşte onu artistik imgeye dönüştürmek. Nasıl yapacak bunu? Artistik imgeye dönüştürebilmesi için gördüklerini veya algıladıklarını önce aradaki ilişkileri iyi kavraması lazım. Yani doğayı iyi tanıması lazım. Gene Waringer'in bir sözü vardır. Doğayı parçalamak doğayı tanımanın gururundan dolar. Yani bir televizyon tamircisi televizyonu darmadağın eder, masaya serer, tekrar birleştirir, bu işte önünüze koyar falan. Şimdi doğayı tanımadan, doğayı yorumlamak, yani doğanın dilini bilmeden, doğanın dilini anlamadan, doğanın dilini sanatın diline tercüme etmek, ki sanatçı bunu yapar bir bakıma, mümkün değildir. O halde İngilizceyi doğru dürüst bilmiyorsanız, tercüme edeceğiniz bir dili veyahut da Türkçeyi de doğru dürüst bilmiyorsanız, tercüme yapamazsınız. O halde iki dili de iyi bilmek zorunda. Sanatçı bu anlamda hem doğanın dilini iyi tanıyacak hem de sanatın dilini iyi bilecek. Yani bunun için de kültürsüz sanat mümkün değil. Onun için bir gözü doğada, bir gözü tuvalde veyahut da işinde olacak. Bu heykel olabilir, bilmem ne olur. Bir elinde kitap, bir elinde fırça veyahut da neyse, çekici vesaire ne yapıyorsa bu. O halde yapılması gereken şey bu iki şeyi de aradaki ilişkiyi çok iyi. Bu bakımdan da sanatçılar bir sefer önce çağın bir parça filozofu olmak. Hocam oraya girmeden tekrar ben geriye dönüyorum. Buyur. Çünkü söyleşiyi siz salonla yapıyorsunuz. Biraz karşılıklı kalırsak salondaki gençlere daha çok yardımcı olacağımı ben. Çünkü sizin umurunuz çok geniş. Anlatmak istedikleriniz çok fazla ve onların da hepsine hakimsiniz. Ama nereye gideceğini isterseniz benim bazı sorunlarımla gitsek biraz daha iyi olacak diye düşünürüm. Mesela öğrencilerimizin bilmek istediği noktalardan tam da algı meselesine dönersek tekrar. Görmek ve bakmak arasındaki fark ne? Bir sanatçı olarak. İki, şekille biçim arasında fark ne? Şekil, bunları, biçim aynı şey. Yani ikisi de birisi şekil... Form Arapça, Türkçe, biçim Türkçesi, şekil Arapçası. O aynı şey, aynı anlama geliyor. Form da aynı. Form, biçim demek yani Türkçesi. Birisi Latin dillerinde form olarak kullanılır. Ha, ama çok güzel bakmakla görmek arasındaki fark. Mesela evim, benim evim denize bakıyor dediğim zaman ne demektir? Evimin yönü denize doğru. Bana bak dediğim zaman birisine, yani yönünü bana döndür. Bu tarafa bak anlamında. Fakat görmekse... Anlam kazanmıyorsa, görmek seçilmiş bir nesneye, yani hedef edindiğimiz bir nesneye bilinçle bakmaktır. O halde bilinçle bakmak, bilerek seçmek. Degas'ın desen, dans ve Degas diye bir kitabı var, Yapı Kredi Yayınları'ndan. O şöyle diyor, görmektir desen çizerken, mesela kurşun kalemle desen çizerken diyor, çizmeye başlarken nesneye bakmak ile kalemsiz nesneye bakmak arasında fark vardır. Çünkü kalemle bir şeyi eğer araştırmak istiyorsanız ona bilinçle bakmak zorundasınız. Araştırma amaçlı hedefinizi belli bir yöne sabitleyip yoğun bir dikkat demektir. Peki deyimlerimizde aslında bu var. Var. İzin verirseniz bir şey. Bir sefer görmek... Nesne üzerine yönlendirilmiş yoğun bir dikkat demektir. Eğer bu yoğun dikkat yoksa görme işlemi olmaz. Sadece bakarız. Mesela ben bakıyorum salona ama aslında salonda işte oturanlar var, kalabalık var. Fakat bir kişiyi hedef alıp baktığım zaman artık onu diğerlerinden ayırır, kristalize edip ediyorsun. Ortaya çıkarırım. Görmek budur. Yani bilinçle güzel. Bakmak. Çok güzel. Bilinçle bakmak demek. Bilinçsiz bakma. Söz konusu görmez. Halk deyimlerine çok güzel yansımıştır bu. Belki hatırlatmakta yarar var. Bakar kör derler mesela. İneğin trene bakması deyimi vardır mesela Türkçe'de. Trene bakar gibi bakma. Yani düşünmeden bakmak. Çünkü düşünmeden baktığı için, bir yere odaklanmadığı için, seçici davranmadığı için, dolayısıyla oradaki bakmadır ama... Sanatta o bakma, görmeye dönmesi lazım. Bakar kör, baktığı halde görmeyen, yani düşünerek bakmayan demektir. Onun için genel Leonardo'nun, o büyük ustanın bir tespiti vardır. Üç türlü insan vardır diye. Bir gören, ikincisi gösterince gören,
Bir de hiç görmeyen vardır. Yani bu şu demektir. De görmeyen. Hiç düşünmeyen demektir. Evet. Görmek, düşünmek demek bir bakıma. Düşünmeden görmek, yani seçilmiş bir hedef yoksa ortada ve o seçilmiş hedefe yoğun bir dikkat yoksa orada görme işlemi söz konusu değildir. Onun için desen derslerinde, biz desen derslerinde hep şunu söyleriz. Desen çizmenin amacı oradaki nesneyi, doğal görüntüyü bir hamallık yapar gibi bu tarafa aktarmak değil, onu analiz etmektir. Yani analiz derken ayrıştırmak, ayrıştıktan sonra aradaki farklılıkları, ilişkileri araştırdıktan sonra yeniden bir senteze ulaşmak. Onun için de yaratıcı olmak mümkün değildir. Bu bir, anlamda... Bir ara soru daha sorayım hocam. Buyur tabii. Soyutlamayla stilize etmenin yakın ilişkileri var mı yoksa birbirinden çok mu bağlı? Soyutlama hiç ilgisi yoktur. Yok, güzel. Hiç, kesinlikle. Soyutlama şudur. Yani stilizasyon dediğimiz şey, yani soyutlama bir biçim çarpıtması değildir. Deformasyon dediğimiz, biçimi bozmak, çarpıtmak falan değildir. O yüzden bunu soruyorum zaten. Evet. Stilizasyonsa bir nesneyi kullandığınız malzemenin biçimine, doğasına uygun biçimde şematize etmektir bir bakıma. Yani stilizasyonda bir nevi şematize etmek vardır. Nesnenin, daha doğrusu malzemenin doğasına uygun ifade etme bir bakıma. Soyutlamaysa, yani arkasında düşünce olmayan, Kandinsky'nin bir sözü vardı. Soyutlama içsel ihtiyaçtan doğar diyor. Yani içsel ihtiyaçtan doğmayan hiçbir şey sanat değildir. Yani zeka pırıltısı taşımayan, çok özür dilerim, bunu özellikle vurgulamak zorundayım. Zeka pırıltısı taşımayan, zekice herhangi bir işlem görmeyen hiçbir şey sanat olamaz. Olamaz ve soyutlama değildir. O soyutlama, bir daha tanımlayayım, nesneler arasındaki veya nesnenin kendi içindeki ilişkileri, yani kendi yapısı, yani bir insanın işte kendi içindeki bütün ilişkileri, oran, orantı, uyum, efendim ne bileyim ben, renk vesaire, bütün kendi içindeki ve bir de bir insanın kendi dışındaki nesnelerle olan ilişkilerin düşünsel planda yeniden düzenlenmesi, yani bir reorganizasyon. O halde soyutlama düşünsel bir olaydır. Tipik bir örnek vereceğim. Bizde maalesef şoven bir duyguyla, efendim Batı soyutu bizden öğrendi. Nasıl öğrendi? İşte bizde somut işte ifade yoktur, figüratif ifade yoktur. Batı bizden. İşte Doğu sanatını, İslam sanatını vesaire. Arkadaşlar bunun hiç ilgisi yoktur. Bir sefer soyutlama tarihte iki kez görülmüştür. Birincisi Mezolitik çağın Orinyasyen döneminde, yani dualist düşünceye geçildikten sonra, dualist düşünceyle, yani ikilemli soyut ruhçu düşünce dediğimiz, açıkçası anlamadığı şeyleri, insanoğlu anlamadığı konuları bilinmeyen güçlere bağladığı dönemde, ki bunlardan mesela seramik sanatında geometrize etme biçimleri vesaire, çünkü fikse etmek zorunda. Aksi halde boşluğa düşüp yani kendisini huzursuz hissedecektir. İkincisi de 20. yüzyılın soyutlaması, yani 20. yüzyılın başındaki. Bu neye borçludur? 20. yüzyılın soyutlaması bir düşünce soyutudur. Tarih boyunca insan tanrı, insan doğa, insan insan ve insan toplum hesaplaşmasının sonucunda varılan bir düşünce soyutudur. O halde şuradan buradan çalma falan filan değildir. Ben size açık bir şey söyleyeyim. İslam'daki soyut, mesela son derece saygı duyarım, çok da severim. Mesela hat sanatı, tesip mesela. Bunlar aslında yasaklardan kaynaklanan bir formel, bir biçimlendirme işidir. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Yani Batı soyutlaması gibi, dediğim gibi, insan tanrı, insan doğa, insan insan, insan toplum hesaplaşmasının sonunda 500 yıllık bir, en azından, yani Rönesans'tan bu yana, bir düşünce soyutudur. Yani bu dünya fanidir, bu dünya geçicidir. Ne varsa öbür dünyada varsa diyen bir düşünce, böyle düşünen bir kafa ne insanı araştırma gereğini duyar, ne doğayı araştırma gereğini duyar, ne de toplumsal olaylarını araştırma. Arkadaşlar, Erich Hopper'in çok güzel bir sözü vardır. Mesela düşünmek bir bakıma da sorgulamak demektir, inanmamak demektir, kuşku duymak demektir yani. Kuşku duyduğunuz zaman sorgularsınız.
kesin inançların düşünmeye ihtiyaçları yoktur. Onlar düşünmezler hiç. Sadece inanırlar ve niçin inandıklarını, hatta neden ve niçin inandıklarını ve neye inandıklarını bile düşünmezler. Sadece inanırlar, o kadar. Kestirir atar. Bu böyledir işte. Ne bileyim, Tanrı böyle buyurdu, bitti. Hiç soramazsın. Sorarsan kafir olursun. Anlatabildim mi? Sorgulayamazsın. Şirktir derler. Basit bir örnek. Diyor ki, figür yaparsan öbür dünyada buna can vereceksin. Ona göre sıkıysa yap bakayım hadi. Anlatabildim mi? Yani düşünme olayı sorgulamayla başlar. Soru sormakla başlar. Sormayan insan aslında kesin ön yargılı demektir. Yani sormayan insan beyin denen o müthiş gücü, enerjiyi kiraya vermiş veyahut da ipotek etmiştir herhangi bir şeyin arkasına. O nedenle bilimde, sanatta, bütün sanatçılar da, bilimciler de hepsi sorgulayan ve kuşku duyan insanlardır. Bu anlamda Irvin Erdman'ın, okuyan arkadaşlar mutlaka vardır içinizde, sanat ve insan konusunda şunu söyler. Bir kendisi koyu bir Katolik Irvin Erdman'da. Diyor ki, gerçek nebiler ve gerçek mistikler sanatçılardır diyor. Onun için de mesela büyük sanatçıların birçokları da mistiktir bir anlamda. Ha bu ne demektir? Yani belki koyu bir dindar değildir. Hatta birçokları dini de artık kendi şeyi anlayışına göre o kadar şey yapmaz. Çünkü sanatçı özgür ruhludur. Sanatçı beynini ipotek etmiş değil, içindeki çocuğu konuşturan, sanatçı içindeki deliği zincirden boşaltan, içindeki deliği serbest bırakan insan demektir. Eğer armudun sapı, üzümün çöpü ayıptır, günahtır, yasaktır derseniz hiçbir şey yaratamazsınız. Mümkün değil. O halde yaratmak için önce özgür bir beyne ihtiyaç vardır. Bu nedenle görmek ve düşünmek bu anlamda göze sansür yoktur. Ha, göze ahlak anlamda değil. Sanatın biraz uzatıyorum fakat çok önemli burası. Bana göre sanat, bu benim tabii kendi sentezim. Tabii ki bu kendim uydurmadım. Okuduklarımın toplamı. Evren dediğimiz bu sonsuz zenginlikteki, bu sonsuz çeşitlilikteki olayların veyahut da bu sonsuz çeşitlilikteki evrenin karşılıksız algılanması sonucunda duyulan hazzın, yani önce karşılıksız algılanacak. Yani şöhret için, ün için, fayda için, bilmem ne için değil, keyif için, şövalye ruhuyla amaçsız bir var. Yani o karşılıksız algılama sonucunda duyulan hazzın tetiklediği keskin zekanın yarattıklarının bir adı, ki bunlar düşünce ürünüdür, bir adı sanat, öteki adı da ahlaktır. Yani duygularımızı biz hazla beslediğimiz zaman doğanın veyahut da nesnelerin, evrenin güzellikleriyle duygularımızı beslediğimiz zaman o duyguları hazla beslenen, güzelliklerin hazıyla beslenen insanlar kötülük düşünemezler, cıfıtlık düşünemezler. Onun için de ahlak dediğimiz şey sanatın ta kendisidir. Ahlak öğretilmez. Ahlak bilgi kafalara bilgi olarak doldurulamaz, mümkün değil. Ahlak yaşanır. Ahlak kafalara bilgi olarak değil, vicdanlara duygu olarak yerleştirilir ancak. Yani vicdana duygu olarak, vicdanlara duygu olarak yerleştiremiyorsanız ahlaklı insan yetiştiremezsiniz. İngiliz eğitimci John Ruskin, William Morris bir de ayrıca var. John Ruskin özellikle şunu söyler. Ahlak sadece, estetik güzellik yani sanat, sadece ahlakın temeli değil, bizzat çekirdeği değil, temelidir. Pardon, ahlakın çekirdeği değil, temelidir. Hatta ahlaksızlıksa çirkinliğin dışa vurumudur der. O halde güzelliklerle beslenmiş bir insanın ahlaksız olması mümkün değildir fazla. Yoksa akıl vermekle, nasihat etmekle veya vaaz vermekle mümkün değil. Çok güzel açıklamalar getiriyorsun ama gençlerin imgesel düşünmeyle ilgili bu işleme tarzında bilmelerinde yarar var. Dolayısıyla oralara da biraz bir şeyler atarsanız seviniriz. Tamam, tabii ama sanıyorum biraz önce konuşurken sanatçılar doğa ve sanatın dili konusunda anlatırken iki dili de iyi bilmek. Yani sanatın diliyle doğanın dilini iyi bilmek. Doğanın dilini sanatın diline tercüme etmek için
iyi analiz yapmak, iyi araştırmak. Bunun için de çok güzel, o zaman size bir alıntı, yani derli toplu söyleyebilmek açısından söyleyeceğim. Bunlardan birisi Rodin'e ait, heykeltıraş Rodin. Onun Düşünce Kıvılcımları diye bir eseri var. Orada hatta şunu da söyleyebilirim. Bugün maalesef doğanın analizine, doğanın araştırılmasına yeteri kadar, özellikle teknoloji hayranlığından dolayı belki girilmiyor bu alana. Doğayı unuttuk, evet. İnsanı unuttuk. Yani şu bir gerçek, bilim tamam, harikalar yarattı. Yani gen mühendisliğinden uzay teknolojisine kadar, tıptaki buluşlara kadar olağanüstü şeyler yarattı. Ama şu bir gerçek, bilim gerçekten elektronları, makineleri veyahut da atomları tanıdığı kadar insanı tanısaydı, insan belki daha mutlu olacaktı, insanlık daha mutlu olacaktı. Bugün eğer bir çevre kirliliği, bir nükleer savaş korkusu, bir göç konusu, efendim açlık konusu, sefalet konusu varsa, demek ki bilim yeteri kadar buna çözüm bulamadı. O halde neden? Russell'ın bir sözü vardır. Bertrand Russell'ın, ünlü İngiliz fizikçisi. Diyor ki, biz modern dünyamızın bugünkü çehresini tabiat aşıklarına borçluyuz. Bunlar sadece doğayı, işte yani yaylaları, nehirleri vesaireyi seyretmekle kalmadılar. Onların arkasında yatan gizli keşfetme ve onlardaki bu entelektüel aşk yüzünden onların arkasında yatan gizlere varmaya çalıştılar ve onun için de 200 aşağı yukarı 80 bin yıllık geçmişi olan sanatın ki dinlerle yaşıttır diyor. Sanatın bilime öğreteceği daha çok şey var diyor. Yani burada delil eden şu yana 350-360 yıllık bir geçmişi var, etkin olduğu bir dönem. Şimdi imgeyle ilgili iki tane alıntı okuyacağım. Birisi, biraz önce Kant'ın o ünlü sözünü tekrar ederek, soyutlamasız görme kör, görmesiz soyutlama boştur. Kof, içi boş yani demektir. Şimdi ünlü heykeltıraş Rodin diyor ki, sanatta karşı karşıya kalınabilecek en büyük zorluk iyi desen yapma gerekliliğinden doğar. Yalnız iyi desen yapma derken anatomik sağlamlığı kastetmiyor. Yani nesneyi anatomik sağlamlık olarak veyahut da yapısal sağlamlık olarak değil, bunu yorumlamak demek istiyor. İşte soyutlama bu anlamda budur, yorumlama. Nasıl yorumlama? Yani düşünce, beyin denen o fabrikanın süzgecinden geçirdikten sonra yeni bir düşünce ürününe dönüştürmek. O halde sanatta karşı karşıya kalınabilecek en büyük zorluk iyi desen yapmak gerektiğinden doğar. Üstelik diğer zorluklara da hükmettiği için öncelikle bunun üstesinden gelinmesi gerekir. Yalnızca desen bilgisi sayesinde, burası çok önemli. Bugün maalesef üniversitelerimizde veya güzel sanatlar fakültelerinde, ki doktora sınavlarında öğrenci, efendim diyor, çağımıza ne gerek var desen çizmeye? Çağımız artık diyor böyle tuval muval desen falan diyor. Peki mesela diyorum, deseni zayıf olup da bir tek sanatçı söyleyebilir misin? Efendim Kitaj mesela. Veyahut da Josef Boy. Sen Kitaj'ın desenlerini getirsen dudakların uçuklar sen. Müthiş desenler. Evet. Yani kim demiş bunu? Bu bazıları beceriksizliklerini, yetersizliklerini gizleyebilmek için desene gerek yok efendim çağımıza falan. Desen hamallık yapıp oradaki görüntüyü organik olanın güzelliğiyle aktarmak değil, onu güzel yapan ilkeleri, prensipleri anlayarak kendi yarattığı, yaratmak istediği şeyi de uygulayabilmek için prensiplerin sezilmesi demektir. Onun için de etüt, yani analiz dediğimiz şey çok önemlidir. Yani bu bakımdan da diyor, yalnızca desen bilgisi sayesinde karşılaştırma yapmayı, çok önemli, bir daha tekrar ediyorum. Yalnızca desen bilgisi sayesinde karşılaştırma yapmayı, değerlendirmeyi ve esas olanı saptarken yalınlığı ifade etmeyi başarabilirsiniz. İsterseniz bir daha okuyayım ama sıkmayalım fazla. Balthus, çağımızın önemli ressamlarından bir tanesi. Balthus, o da şöyle diyor. Yüce bir gerçeklik ve kendini zora koşma okuludur desen. Desen yüce bir gerçekliktir. Ve ayrıca kendini zora koşma okulu. Yani yürek ister desen çizebilmek için. Desen sergisi açmak yürek ister. Çünkü anatomik sağlamlığı tabelacılar da yapıyor. Gayet sağlam. Birçokları
Eğer anatomiyi bilmek iyi desen yapmayı gerektirseydi herhalde anatomi profesörlerinin en büyük sanatçı olması gerekirdi. Böyle bir şey yok. O halde başka bir şey demek ki desen. Yüce bir gerçeklik ve kendini zora koşma okuldur. Yani kendini bile bile sadistçe ve mazohistçe belki mazohistçe kendini zora sokma okuldur. Doğaya, burası çok önemli, doğaya onun en gizli geometrisine en yakın olunduğu yerdir. Desen insanı soyutlamaya zorlar adeta. Çünkü yüzün ya da bedenin görünüşlerinin arkasına geçmek onun ışığından yararlanma söz konusudur. Görüntünün arkasına geçemiyorsanız bir yüze baktığınız zaman onun ışığından yani onu anatomik olarak doğru değil, onun atmosferini, ruhunu yakalayamıyorsanız çizemezsiniz. Klee şunu söyler. Bir sanat eserinin gücü der, etki gücü sanat eserinin, onu yapan kişinin, sanatçının o yapma sırasında yaşadığı duygu yoğunluğuyla özdeş, eşittir der. Yani ne kadar yoğunsa o kadar özdeştir. Size basit bir örnek vereyim bir filmde. Louis Armstrong'un hayatını anlatan Sam Davis filmde oynuyor. Dean Martin de öğrencisi. Müzik tabii. Bunlar trompet çalıyorlar. Dean Martin öğrenci, o ufak tefek o zenci Louis Armstrong'a soruyor. Üstad diyor. Sen de diyor aynı sazı çalıyorsun. Ben de aynı sazı çalıyorum. Sen de aynı notaları çalıyorsun. Ben de aynı notaları çalıyorum. Sen de aynı ölçülere basıyorsun diyor. İşte perdeler üzerinde. Ben de aynı ölçülere basıyorum. Ve yanlış mı çalıyorum? Hayır, doğru çalıyorsun. Peki neden diyor seninki sanat oluyor da benimki olmuyor? O büyük sanatçının bir sözü. Evlat bana bak dedi. Ruhunu trompete üflersen o zaman sanat olur. Yani bu çok önemli. Yani büyük sanatçıların, dahilerin en önemli özelliği de ruhunu üfleyebilmeleridir. Paris'te 1870'li yılların sonlarında yani empresyonist dönemde sadece Paris'te, Fransa'yı demiyorum. 15 bin kişi empresyonist anlayışta resim yapıyor. Ama kaç empresyonist tanıyoruz biz? Divizyonistler dahil, puantinistler dahil. 10 tane, 12 sayarsın. Hepsi. 15, sadece Paris'te 15 bin kişi. Yani Fransa'yı saymıyorum. O halde her resim yapan sanatçı değildir. Yani zeka pırıltısı taşımayan, Kandinsky'nin dediği gibi, zeka pırıltısı taşımayan hiçbir şey sanat değildir. Yani aklı karıştırmadan, çünkü sanat akla ve duyguya hitap eder. Önemli olan aklıyla duygunun iyi harmanlanmasıdır. Bu da her yiğidin karı değildir. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Evet, tam da burada artık salona da söz verme zamanı geldi. Tabii. Salondan soruları alalım. Evet, soru sormak isteyen... Bir soru yok mu? Hani bu zulüm yeter diyorlar herhalde. Sevgili hocam, öncelikle çok teşekkür ederiz. Ankara'dan kalkıp buralara gelip bizi aydınlattınız, düşüncelerinizi paylaştınız. Aslında değinecektiniz ama ben bu konuda biraz kafa yoruyorum. Bu aralar merak ettiğim soru şu. Etik-estetik ilişkisini çok önemli buluyorum. Bunu biraz daha etik-estetik ilişkisi üzerine... Sizin düşüncenizi öğrenmek istiyorum. Etik estetik. Etik estetik. Evet. Etik, bir sefer estetik biliyorsunuz, güzellik bilimi demek. Estetika sözcüğünden geliyor. O halde güzellikle ilgili olan güzellik bilimi. Etik, bir anlamda hani ahlakla özdeş olarak şey yapıyor. O halde etik, estetik, bir sefer estetiğin girdiği her şey zaten etiktir. Estetik nerede varsa... Orada etik de var, doğal olarak vardır. En basit bir örnek söyleyeyim size. Mesela estetik bir çevre, yani güzel bir çevre, aslında güzel bir hayat demektir. Güzel bir hayat da ruh sağlığı demektir. Yani toplum için o kadar önemli ki, Durkheim, ünlü sosyolog, Emil Durkheim'in Fransız sosyoloğu bir şey vardır. Sanatın da bir de bir ahlaki yönü, bir etikle, etik değerlerle ilgili bir yönü vardır ki, hiçbir alan onunla yarışamaz diyor. Hiçbir alan. Bunu ben söylemiyorum. Yani bu bir sosyolog söylüyor. Ve bugün size şunu yani benim kendi bildiklerim içinde, ışığı altında şunu söyleyebilirim.
bugünkü dünyadaki bütün rezaletlerin, yani soygundan tutunuz trafikteki keşmeşe kadar, saygısızlıklara, insanların bir hayvanlara karşı yapılan o mezalim veyahut da işkenceler ve çocuklara karşı yapılan istismarlar, kadınlara karşı yapılan eziyetler, cinayetler, şunlar bunlar, bunların hepsinin temelinde duyarsızlık yatıyor. Yani estetik eksiklik yatıyor. O bakımdan şunu ben kesin bir inançla söylemek isterim, söyleyebilirim. Bugün dünyada bir sefer toplum, işte dediğim gibi teknoloji hayranı olduğumuzdan beri, ne zamandan beri bu da? 1751 Diderot. Diderot ansiklopedyasında aynen şunu söylüyor. Şimdiye kadar sanat diyor yeterince gazel okudu. Dışarıdan şarkı söyledi diyor yani. Biz hem dışarıdan gazel okuma deriz ya. Ama yeni bir sanat doğuyor diyor. O da teknoloji. Tabii ki teknoloji çok önemli. Yani teknolojiyi reddetmek için insanın aptal olması gerekir. Ama önemli olan bilim ve teknolojinin insan duyarlılığına veyahut da insan doğasına aykırı olup olmadığının organizasyon meselesidir. Yani insan doğasına, insan mutluluğu doğrultusunda iyi organize ediliyorsa mesele yoktur. O halde etik, estetik, yani etik eğer bu anlamda, eğer sorunuzu yanlış anlamadıysam tabii, estetiğin bir de bir sorumluluk şey. Mesela birçokları, efendim, sanatçı topluma karşı bir sorumluluğu vardır. Gayet tabii sorumlu. Topluma eğer bir ürünüyse, doğal sonucuysa tabii ki istese de istemese de toplum onu öyle biçimlendirdiği için topluma karşı ister istemez bir sorumlu olacaktır. Ama topluma yaranmak amacıyla, toplum anlasın diye, beni eğer şöyle yaparsam toplum anlar diye bu şekilde yapıyorsa o zaman kendisi değildir o. Nietzsche'nin gene çok güzel bir sorumlu, evlat diyor, seni alkışlayanlara inanıyorsan, sana diyor, yani bizde şimdi medyatik olma vesaire, toplumun çoğunluğun beğenmesi falan. Eğer seni alkışlayanlara inanıyorsan anla ki kendi yolunda yürümüyorsun. Yani benim kişisel kanım, sanatçının bir şövalye ruhu vardır. Ne itibar kazanmak, ne toplum. Ha bu şu demektir, toplum, yani toplum dışı olması mümkün değil bir insanın. O toplumda yaşıyorsak doğal olarak toplumu bir bireyiz. Ama eğer toplum anlasın diye şu şekilde sanat yapıyorsa, beğensin diye bu şekilde yapıyorsa, iyi eleştirilsin böyle yapıyorsa, o sanatçı ahlaksızın tekidir. O halde sanatçının ahlakı kendi içindeki olduğu gibi kendi içini dışa vurması. Yani sanatçıyı bir torbaya benzetirsek elini içine sokup kendi iç dünyası neyse onu tersine çevirecek, dürüst olacak yani. Estetiğin, etik estetik, estetik etik veyahut da etik estetiği bunu gerektirir. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Evet, başka soru buraya verebilir miyiz? Sonra da Adem hocamıza verelim. Evet. Merhaba hocam. Merhaba. Teşekkür ederiz öncelikle. Kendinizi tanıtırsanız, kayda alınıyor çünkü bunlar. Cem Kunaçaf. Pazarlama yüksek yani, lisans öğrencisiyim. Anlayamıyorum, anlaşılmıyor şeyiniz. Ses. Cem Kunaçaf, yüksek lisans öğrencisiyim. Stratejik pazarlama ve marka yönetimi. Eziyet dediğiniz ziyafet tadında paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Fraktal ve kaosla ilgili fikirlerinizi alabilir miyim? Efendim anlayamadım ben. Fraktallar, fraktal geometri üzerine, teorileri üzerine fikirlerinizi değerlendirmeniz var mıdır hocam? Şimdi fraktal geometrilerin... Şimdi kaos, yani bu fraktal teoriler vesaire, bu konuda kendimi yetkili görmüyorum şahsen. Yani tabii ki bir fikrim var ama şu bir gerçek benim kişisel kanıma göre. Birçokları şöyle diyor, efendim sanat bilimleşiyor, onun için sanatı bilimin egemenliği altına sokmak için bir takım teorilerle sanatı boğmak bence doğru bir şey değil. Nedeni şu, bu sefer sanat insan Schiller'in dediği gibi dört varlıktır hatta, iki değil, ben ikisini genellikle şey yapıyorum. Bir, insan doğa varlığıdır diyor, yani biyolojik bir organizmadır. İkincisi, akıl varlığıdır, aklı vardır, düşünen bir varlıktır.
Üçüncüsü duygu varlığıdır, duyguları vardır. Dördüncüsü de oyun varlığıdır. Bu dört şeyin birleşmesi insandır. Onun için bazı arkadaşlarımız işte sanat bilimleşiyor, işte bilimin etkisini aslında şunu söyleyeyim ben size. Fraktal teoriler veyahut da ne olursa olsun mesela sanat sosyolojisinde özellikle Arnold Hauser'in iddiasında veyahut da hatta şeyin de Russell'ın da iddia ettiği şey şu. Sanat her zaman bilime öncülük yapmıştır. Yani bilim ve sanat birbiriyle etkileşim içerisinde kuşkusuz. Fakat sanatın öncülüğü mesela diyelim ki sosyoloji bilimi kendisiyle ilgili hiçbir tek kavram geliştirmemişken biz Balzac'ın romanlarının bir nevi sosyoloji kitaplarının prototiplerini, Balzac'ın romanlarındaki Fransız devrimi sonrası devrim süreçlerinin veyahut da dinamiklerinin hiçbir sosyoloji kitabında şey yapamazsınız. Daha 16. yüzyılın ortalarında veya 16. yüzyıl sonlarına doğru Shakespeare'in Hamlet'indeki Hamlet'in kişiliğinde Shakespeare modern psikanalizin bile yaptığı bütün çözümlemeleri, kişilik çözümlemelerini yaptı, Hamlet'te yapmıştır. Yani bu şu demektir. Daha 1920'lerde Freud kişinin yani bilinçaltını analiz ederken veyahut da libido veya bağlarken bir takım şeylerde Shakespeare romanlarında Hamlet'inde özellikle hiç kimsenin her şeyle deli olamayacağını, deliliğin bile yarı bilinçli bir olay olduğunu Shakespeare o zaman tabii anlaşılmamıştır ama sonradan anlaşılmıştır bunlar. O halde bilimle yarıştırıp adeta benim burada amacım sanatı bilimle yarıştırmak falan filan diye etkileşim tabii ki olacaktır. Fakat yani o konuda özellikle fraktal teoriler konusunda falan kendimi yetkili görmem yani göremem. Efendim? Motifle ilgili bahsettikleriniz fraktal şekiller biraz benzeşiyor. Tabii yüzer, bir takım yüzer bilimler arası, sanatla bilim arası geçişmeler, yüzey geçişleri. Belki doğaya şundan işaret etmek lazım hocam. Doğadaki o var olan şey, siz baştan şeyi söylediniz zaten. Sanatçının doğayı bir sözcük olarak kullanması. Dolayısıyla fraktal geometrinin de temelinde zaten. Bunu sanatçılar bu alana taşır taşımaz bu çok önemli değil. Kuramlaştırmak istemem ben. Ancak şunu iyi biliyoruz ki hepimiz de sanatın da bilimin de iki kaynağı var. Birisi doğa. Başka bir şey yok yani. Bütün doğa yasaları. Hatta Klein'in bir sözü vardır gene. Doğaya bak sanatı anlarsın der. Doğa ve toplumdur. İkisi de bilim de sanat da bu iki kaynağı bu ikisidir. O halde doğaya ve topluma baktığımız zaman bunların arasındaki ilişkiler hem sanatın kaynağı hem de bilimin kaynağıdır. Ama sanatın bir adım önde olduğunu her zaman kesinlikle her zaman. Bunu diyorum işte 80 yıllık geçmişi var. Hatta şurası bir gerçek. Yani sanatla bilimi şey yaptığımız zaman sanatın önde olduğu vesaire. İkisi de hayat boyu insanoğlu var olduğu andan itibaren doğa dediğimiz şu hazır gereçler dünyasına geldiği andan itibaren bütün sorunu doğanın üstesinden gelebilmek, doğayı daha yaşanılır hale sokabilmektir. Onun için de bütün gücünü, yani bedensel gücünü, zihinsel gücünü, işte kas gücünü, duygularını, düşüncelerini, bütün her şeyi kullanarak bunun üstesinden gelmeye çalışmıştır. O halde sanatçı bunu yaparken de tabii kendi yaşamını düzene sokarken de aklın ve duyguların ortak paydasında birleştirmesini bilmiştir. Bu anlamda sanat başlangıçtan itibaren zaten hayatı sürdürme aracı ta baştan. Daha sonra sanatın sözcüğünün bile şurada 300 yıllık bir geçmişi var. Yani veya hele özellikle mesela antik çağda bile sanat bir sözcük yok, tekne var. Tekne yani dediğim teknik diye bir şey var. Yani sanat aslında baştan itibaren İnsanın kendisini tanıma aracı bir bakıma. Biz bilim yoluyla doğayı tanırız, sanat yoluyla insanı tanırız bir bakıma. Evet, hocam belki küçük bir katkı. Siz oralara da götürebilirdiniz ama şu anda oraya gitmediniz.
Hamlet, Shakespeare ve psikanalizle ilgili şeyleri söylerken bunu ta Vazari'ye kadar götürmek mümkün. Vazari'nin yazdıklarıyla, Leonardo üzerine söyledikleriyle ta oralara bunu götürmek mümkün. Jules Verne geldi aklıma siz söylerken. Yerin arzın merkezine seyahat, aya seyahat. Yani hiç bunlar daha teknolojide düşünülmezken bir sanatçı edebiyat alanında da olsa buralara işaret ediyor. Yani bir adım önde. Einstein de zaten öyle demiyor mu? Bilgi çok önemli ama hayal gücü daha önemli tabii. Hayal çok daha önemli. Çünkü tüm hemen hemen büyük bilim adamlarının hepsi sanatçıları çok yakından izlerler. Büyük sinemacılar muhakkak sanat sergilerine giderler, izlerler. Oralardan bir şeyler toplarlar. Bilim adamlarının çok önemlileri muhakkak bu türlü sergileri ve sanatçı dostları vardır. Arkasındaki yatan şey de işte o bir adım o dostlukları oluşturuyor. Adem hocamıza verebilir miyiz? Teşekkür ederim. Şimdi soruyu sormadan önce niçin sorduğumu önce anlatayım. Aramızda sanırım tasarım ve iç mimarlık öğrencileri de var. İlgi alanına giriyor onların. Sizin bu konudaki görüşlerinizi aşağı yukarı biliyorum. Yani mimarlıkla da ilgilendiğinizi biliyorum. Ben şöyle bir örnekten yola çıkarak size bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi ben İstanbul'u gezerken özellikle Sur içi İstanbul'u veyahut işte Haliç Köprüsü'nden Süleymaniye'ye baktığımız zaman her seferinde bir resim çekiyorum. Yani benim cep telefonumu çıkarıyorum, çekiyorum. Niye çekiyorum? Herhalde beni cezbeden bir şey var. Onun için çekiyorum. Gerçi oradan Süleymaniye'nin bütününü göremiyorsunuz. Çevresinde bir sürü yapılar var. Fakat başka şeylere baktığım zaman böyle bir duyguya kapılmıyorum. Başka mimari eserler var İstanbul'da. Yeni, eski, ne bileyim ondan sonra yapılmış. Hatta onun benzerleri de var. Oradan ilham alınarak yapılan ne bileyim camilerimiz de var. Ankara'da da var mesela. Maltepe Camii var. İstanbul'da işte ne bileyim yeni yapılan Çamlıca Camii var. Hatta ondan biraz daha görkemli olduğu söyleniyor. Aynı duyguyu vermiyor bunlar bana tabii. Ben eminim ki burada bir sır var bilinmeyen ya da bilinmesi gereken. Çünkü teknoloji de o kadar geri değiliz. Aradan 400-500 yıl geçmiş olmasına rağmen aynı şeyleri niçin yapamıyoruz? Bir. İkincisi, aynı malzemeyi kullanıyoruz. Daha ileri bir teknolojide aynı ölçü oranları vesaire belki kopya ettiğimiz halde, kullandığımız halde aynı duyguyu, aynı ahengi veyahut o estetik yapıyı yakalayamıyoruz. Niçin yakalayamıyoruz? Bu bağlamda benim söylemek istediğim şey şu. Yani ifade dediğimiz şey, soyut sanat bağlamında ki mimari biliyorsunuz yani bize ilk öğretilen şey soyut sanata en yakın olan, soyutlamaya en yakın olan sanat dalı mimarlıktır, mimaridir yani. Bu bağlamda yani beden ve zihin ilişkisi açısından ya da ifadeyle, şekille ifade arasındaki ilişki bağlamında bir değerlendirme yapabilir misiniz? Yani bu niçin yeni bir İstanbul ya da yeni bir eski Suriçi İstanbul gibi bir İstanbul'u da yaratamadığımıza dair? Evet. Şimdi hemen şunu söyleyebilirim bu konuda. Biraz önce zaten konuşmalarımız içerisinde aşağı yukarı belirginleşti. Hani ruhunu üfleme meselesi. Ruhunu üfleme meselesi. Mesela hat sanatından örnek vereyim. Ben tabii Arapça bilmiyorum. Yani eski Arapça, Arap alfabesini bilmiyorum. Fakat çocukluğumdan beri, işte çocukluğumuzdan beri babamızla, annemizle veya evimizde hat sanatıyla ilgili bir takım levhalar vardır. Hat levhaları var. Yani bilinçaltımıza işlemiş bir takım. Yani bunlar kültür mirası, kültür geni dediğimiz şeyler. Fakat bir hattat, hat yazarken, onu elifi çekerken mesela, Allah yazacaksa falan, onu bir ibadet gibi düşünerek yazıyor. Yani yaşayarak, biraz önce Klee'nin o meşhur sözü, bir kişi diyor, bir şey yaratan, resim yapan kişi,
heykel yapan kişi, eğer onu yaparken yoğun bir duygu yaşıyorsa o duygu yansır ona. Yani huşu içinde bir ibadet edercesine, sanatın en büyük özelliklerinden bir tanesi de trans hali dediğimiz kendinden geçişme olayıdır. Ama bugün mimari dediğimiz şey, çağın her çağ kendi kuşağını, kendi kültürünü, kendi mimarisini yaratıyor. Şimdi bugünün çağımızın mimarisi ihtiyaçtan kaynaklanan bir şey. Mesela gotik katedrallerinin amacı nedir? Tanrı'ya ulaşmaktır. Hani müzikte de o şey vardı, bir söz vardı. Şiir insanı mükemmelleştirir ama müzik Tanrı'ya ulaştırır. Şimdi tapınakları yaparken, yani insan ta işte dualist düşünceye geçtiği andan itibaren tapınak kültürüyle uğraşıyor. Mesela Koca Sinan, bir sefer hemen şunu belirtmekte yarar var. Önce bir inanma meselesi, inanç meselesi. Sanata veyahut da bilime inanan bir insan, onu para için, şöhret için, ün için, ihtiyaç için, gösteriş için yapmaz. Yani Mimar Sinan'ın eserlerindeki şey, hatta o meşhur şeyi vardır. Mimar Sinan işte bir cami, herhalde Selimiye galiba yaparken, işte nargile tokurdatıyor. Adam aslında şeyi kontrol ediyor, akustiği kontrol ediyor. Gidip şeye şikayet ediyor kanune. Diyor ki seninki oturmuş camide bilmem şey içiyor diyor. Nargile içiyor falan. Peki en sonunda yapıp tamamlanınca şaheser, bunu nasıl yaptın diyor. Diyor ki dostların attıkları taşlarla yaptım. Şimdi Sinan'ın sorunu başka. Sinan orada akustiği kontrol ederken, nargile fokurtusunu şey yaparken, onun, o vatandaşın sorunu başka. Ona göre saygısızlık vesaire. Fakat ne yazık ki burada Sinan gibi bir dahiye, sıradan bir insanın dil uzatma cesaretini göstermiş olmasıdır. Onun için de çağımızda mimari olsun, yaşamayan bir şey. Yani ihtiyaçtan, bugün ihtiyaç oluyor, 10 katlı bina yapılıyor, nüfus artınca yarın belki de 30 milyona çıkacak diyelim ki 50 yıl sonra şeyin İstanbul'un nüfusu. Bu sefer ne kadar doğru yanlış araştırma yapmadan efendim 30 katlı, 50 katlı, 100 katlı binalar bu sefer belki New York'ta çıkacak, 200 katlı, 180, 300 katlı şey yapacak. Veyahut da buna benzer şeyler. Yani her şey ihtiyaçtan doğar, içsel ihtiyaçtan, inanarak yapılması, gösteriş için, rant için, gösteriş için desinler diye bilmem yüzlerce, mesela Ankara'da bir Kocatepe Cami vardır. Dalokay bunun projesini 60'lı yıllarda çizdiği zaman bombaladılar. Sabote ettiler ve gitti İslamabad'da mesela aynı projeyi yaptı. Hem o zamanki parayla yüklü bir ödül aldı, hem de modern bir mimariye kavuştu kazandı. Pakistan. Mesela Türkiye'de olabilirdi bu. Bugün Kocatepe Camii Süleymaniye'nin kötü bir kopyası. Yani şimdi ruh yok. Yani Sinan, Koca Sinan eğer şimdi mezarından kalksa insanın yüzüne tükürür. Lan aradan 500 yıl geçti, hala burada mısınız diye. Anlatabildim mi? Onun için burada esas olan tabii, ve hatta bir yabancı şöyle derler. Türkiye'ye geldiği zaman soruyor. Ne mesleğin ne? İşte yüksek mimar. İşte yüksek mühendis, yüksek mimar falan derken adam dikkatini çekiyor ve şunu söylüyor espri olarak. Diyor ki, valla Türkiye'de diyor mimar olarak sadece Sinan kalmış. Hepsi yüksek mimar olmuş. Şimdi öyle unvanla, şunla, bunla veyahut da insanın değeri yücelmez. Sanat pir aşkına yapılan, bugün mesela üniversitelerde ben hep şunu söylemişimdir. Senato üyeliği yaptığım yıllarda üniversitesi kurulda. Öğretim üyelerini efendim ödüle veyahut da bilmem puana şartlandırmayın. Sanat ve bilim şövalye ruhuyla pir aşkına yapılır. Para için yapılmaz. Yani siz ne kadar, nitekim 9 yıl doçentlik alt komisyon üyeliği yaptım. Mesela doçentlik için asgari koşullar var. 2 makale yazmış olmak diyor. Ben 2,5 makale yazanı görmedim hiç. Hep 2 makale yazıp bırakıyor. Halbuki öleleri var ki 60 makale yazmış bilmem ne. Mecbur da değil aslında. Yani hepimizin başında. Onun için de bütün mesele bence o duyarlılık, işte estetik etik, etik estetiği diye bir şey var. Bu yoksa eğer, yani biraz önce söyledim, ahlak kafalara bilgi olarak doldurulmaz, ahlak vicdanlara duygu olarak doldurulur, yerleştirilir daha doğrusu, pardon. O nedenle de
bugünkü teknoloji çağının, hani efendim bilgisayar, belki biraz konuyu dağıtıyorum ama ben bir cümle söylemek istiyorum buna. Çocuklar da bizim kendi çocuk, torunlarımla konuşuyor. Dede işte bilgisayar şöyle iyi, bak Kanada'da arkadaşım var. Peki komşunun adı ne dedim biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Kanada'daki insanı tanıyor ama komşusunu tanımıyor. Şimdi nasıl bir duyarlılıktır bu? Nasıl bir çağdaş uygarlıktır, medeniyettir, her neyse işte yani. O halde yabancılaşma söz konusu. Doğaya yabancılaştık, insana yabancılaştık, efendim sanata yabancılaştık. Schweitzer'ın bir sözü var. Çoraklaşmaya başlıyor. Belki diyor bugünkü insan daha çok matematik biliyor, daha çok fizik biliyor ama ne yazık ki basit değerlerle tatmin oluyor. Ne yaparak? Futbol seyrederek mesela diyor. Ya örnek veriyor. Veyahut da işte beyaz dizi seyrederek vesaire. Ya bilmiyorum cevap buldum Ademciğim. Buraya ben bir küçük ilave yapmak istiyorum. Hocamın Koca Sinan'dan bahsetmesiyle o pir aşkı, o etik estetik yapının Adem hocamın sorduğu sorunun yani niye aynı tadı bulamıyoruz sorusuna belki o nargile örneği güzel, çok güzel ama benim aklıma da şey geldi. Selime'yi yaparken bizim bugün yaptığımız gibi yapmıyor. Bugün iki tane araç getiriyoruz, kaz burayı diyoruz. Kazıyor, temeli döküyoruz, oraya bir cami çıkıyoruz. Ya da herhangi bir bina çıkıyoruz. Sinan Selime'yi yaparken yedi tane tepeyi araştırıyor ve oralara çukurlar kazdırıyor. Evet. Ve bu çukurlara 4 ton cam döküyor. Eritilmiş cam döküyor. Üzerine kapatıyor ve 7 yıl bekliyor. 7 yıl sonra hangi cam kırılmamışsa o bölgede depremin az olduğunu ve o binanın yıkılmayacağını düşünerek karar veriyor ve karar verdiği yer bugünkü Selimiye'nin bulunduğu yer. İşte bu pir aşkı. Ve bilim tabii, bilgi. Tabii ki. Bilgisiz bilinç olmaz. Hatta Mümtaz Soysal'ın bir açık oturumda beraberdik. Şimdi Alzheimer maalesef. Mümtaz Soysal dedi ki, bilgisiz bilinç olmaz. Bilincin bir tanımını yaptı, ben hayran kaldım. Bilinç der, insanın kendisini bilginin içine oturtmasıdır, yerleştirmesidir. Evet. Bilgisiz bilinç olmaz. Ayrıca bir de yani pir aşkı dediğimiz karşılıksızlık. Ya sanatta da karşılık bekler. Karşılıksız algı diyoruz. Belki akustikten bahsetmişken, gençlerin bilmeme durumunu düşünerek söylüyorum. Selimiye'nin herhangi bir köşesine gidin, duvarına gidin, küçük bir şekilde bir şeyler söyleyin. Tam karşı tarafında, yani neredeyse 50 metre ya da 70 metrelik bir mesafedir. Bu ses akustikte öyle döner ve oradaki insan bunu duyar. Böyle bir akustik. Çünkü o akustiği oluşturan işte o nargileyle kontrol. O işe saygı. Evet, başka soru. Salondan başka soru. Ben izin verirseniz bir cümle demin arkadaşımla bir cümle eklemek istiyorum. Sanat konusunda. Arkadaşlar sanat ve bilim ikisi de gerçeğin peşindedir. Fakat birisi birinin giremediği kapıdan, mesela birisi ön kapıdan giriyorsa öbürüsü arka kapıdan girer. Öbürü de arka kapıdan giremiyorsa ön kapıdan girer. Bu bir, çok önemli bu. İkisi de gerçeğin peşindedir. Ve Henri Poincaré'nin çok güzel bir sözü vardı. Matematikçi biliyorsunuz Henri Poincaré. Sezgiyle keşfeder, deneyle kanıtlarız der. Sanat, sezgisel bilgi edinme yoludur. Yani sezgisel derken Zonguldak'ta işte Mümtaz Soysal'la bir açık oturumdaydık. Salondan birisi dedi ki, hocam dedi, deminden beri sezgisel bilgiden bahsediyorsunuz. Peki dedi, ermişlerin, medyumların bu sezgisine ne diyorsunuz? Ben dedim, aptala malum olur cinsinden sezgiden bahsetmiyorum. Gözleme ve deneyime disiplinli bir gözleme dayanan, yani bilgiye dayanan. Yani aptala malum olan cinsinden bir sezgi değildir bu. O halde sanat aslında düşünmenin okuludur. Onun için sanatçılar yaparken düşünmeyi öğrenirler. Yani her sanatçı, ressam, heykeltıraş, yaparken düşünmeyi öğrenir.
Rodin, Degas'ın gene bugün dikkatimi çeken bir şeyi. Diyor ki, bir nesneye elinizde kurşun kalem ile, elinizde kurşun kalem varken ona bakmak ile kurşun kalemsiz bakma arasında çok büyük fark vardır. Çünkü görmek diyor, bak görmek diyor, görmek istemekle olur diyor. Yani bilinçle bakarsanız görebilirsiniz. Anladım, araştırmak isterseniz. Amacıyla. Yani estetik haz duymak için veyahut da bilgi edinmek için bakarsanız görürsünüz. Yoksa öyle rastgele bakmak falan olmaz. Evet. Evet, bir soru buradan. Bir dakika bekleyin. Kayda alındığı için lütfen. Ben Güney Kunaçav ev hanımıyım. Annesi oluyorum. Ondan sonra sanat görmek midir yoksa ne görmek istediğimize mi bağlıdır acaba? Sanat başlangıcı bizi sanata götüren çok güzel bir soru aslında. Şimdi önce bir sefer merak işidir. Evet. Merak ederseniz bir şeyi hayran olursunuz. Hayran olursanız tutkuya dönüşür. Tutkuya dönüşünce eğer kendinizi aşarsanız, tutkuyu da aşarsanız bu sefer aşkınlık dediğimiz şey. Yani kendi bireysel düşüncenizle evrensel düşünceyi ahlaki boyutta birleştirmek demektir. Evet. Bu anlamda. Onun için de sanat bir anlamda görmekle başlayan ama kendinizi aşan Bacon'un dediği gibi sanat doğaya eklenmiş insandır. Yani nesneyi biraz kendimizleştirmek, kendimizi de nesneleştirmek demektir. İç içe erimek demektir bu bakıma. Evet. İşte duygu yoğunluğu budur bu anlamda. Evet. Görmekle başlar bu yalnız. Çok teşekkür ederim. Biraz önce çok güzel anlattınız bu ahlakla bağlantıyı. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Çünkü genelde toplum, mesela bizler toplumlar sanata bakıyoruz, başka şeyler yorumluyoruz. O bakımdan yani o ahlak aslında içimizdeki ahlak çıkıyor ortaya o yorumlarda. Evet. O yüzden... Kant'ın bir sözü vardır. İki şey beni hayrete düşürmüştür de. Birincisi üstündeki gökyüzü, ikincisi de diyor içimdeki ahlak yasası. Bir de Einstein'ın çok güzel bir sözü vardır gene. İki şey sonsuzdur diyor. Buna benzer olarak tabii çok hoşuma gider benim. İki şey sonsuzdur. Birisi sonsuz yani üstümüzdeki gökyüzü, ikincisi de diyor insanoğlunun aptallığı. Ama diyor birincisinden emin değilim. Çok teşekkür. Evet, başka soru var mı salonda? Yoksa ben herkese teşekkür ediyorum. Özellikle...